kurtarır. Niye alaysın? Cin bir daldı. Çıkardı altın saplı bir balta. Dedi bu miydi? Dedi değildi dedi. Of. İkinci dal işte gümüş saplı çıkardı. Bu miydi? Değildi. Üçüncüye otun saplıyı çıkardı. Bu miydi? Evet oydu dedi. Sen de dürüst bir adamsın al dedi. Üçünü hediye ettim sana al götür demiş. Vermiş Ofli'ye. Ofli ertesi hafta yine Baltacı Deresi'ni. Onun için o Baltacı Deresi ismi kalmıştı. Baltacı Deresi'ni olduğu gibi varken gareyi düşürdü dedi. Başlayın böyle ağlama. 10 gün uyandım. Çingen demiş oğlum ne ağlayacaksın? Gareyi düşürdük dedi. Demiş kurtarırız lan demiş. Çin bir dalaya çıkarıyor ki Jennifer Lopez. Ki bu muydu diye oydu. Gitti lan demiş. Ama yok ne güzelsin demiş tamam mı? Eğer ben öyle demesem sen bir daha dal işte demiş çıkarırsın Hulya Avşar bir daha dal işte çıkarırsın bizim karıyı. Bu Çin'i verdim bak ben ne yatayım demiş onlarla tamam. Ondan sonra hep demiş kafadan oydu demiş. Hani üç tanesini hediye ediyor ya. Buraya böyle geçti. Nasıl bakacak? Ayhan Pala bizim Trabzonlu yönetmen. Ayhan Pala bildiğin fıkra var mı? Allah Allah. Ayhan Pala mı? Nerede? Ayhan Pala nerede diyor? İlk defa bu soyadı duyduğum musun? Böyle soyadını az duyduğum insanlara diyelim ki hoca sizden bahsedeyim. Kur'an okuyor hoca. Taatı da ruhuna bunun ruhuna. En son değil ya hoca. Adları kesilmiş, nesilleri unutulmuş. Bu ayağın herhalde onların sinemine gir. Ama yine her hafta koca sizden bahsediydi. Şu anda kırılıyor, reji de kırılıyor, her taraf kırılıyor. Şimdi bu yeni fıkra var mı dedim ya. Ya insanın anlatırken en keyif aldığı bir fıkra illaki vardır, hiç unutmadığı. Ya yani sürekli güncelleniyor, reset atıyorsun ama yani ben onu merak ediyorum abi. Gelen sorularda da merak edenler var. Gelen sorularda da bir, tabii. Yani. Yani en baba fıkra hangisi diyor. Kendisinin de güldüğü. Ya fıkranın da anası babası da. Kendisi ilk defa sizden geliyor. Yani bu da bir fıkra gibi oldu. Ya ben öyle yani en baba fıkra falan. Bu mesele eserlerde olur sanatçıların mesela. Bazen sen bir tane şarkı okuyamam. Hiç mi okuyamam? Hiç okuyamam. Ben mesela ciddi de sunuculuk yapamam ama. Adam bahçeyi çık diye burada sunuculuğu yaptım dedim. Ben ayarlayamıyorum onu ki ya. Ben merdiven çıkarken sakız çiğneyemiyorum ya. İki işi bir araya yapam. Ya sakızı çıkartasın ya şey edin. Yani köyde tabii çocuktuk o zaman. Şey bekliyorum, cenaze bekliyorum. Niçin? Yani ölüyü o zaman haber verildi. Gurbette işte insanla gelsin diye. Heh. Tamam onlar yolda otobüslerle geliyorlar. Ulan cenazenin başındayız. Maksud Emice. Piştof eski silahlarla magazin para benli. Pelinde. Uşaklar dedi siz dedi cenazeyi bekleyin dedi. Ben yukarıda bine yatsıyı kılayım dedi. Tahta merdiveniyle çıktı yukarı yatsıya başladı. Abi çocuk o zaman ya. Yani ilkokul talebesi yani ilkokul belki de ortaokul. Beklerken ulan tabutun içine nereden girerse kedi girmez mi? Biz de çocuk da ölü dirildi diye zannettik. Tabut kefen başladı oynama arkadaş. Abi bir o çocuklar öyle tabut netemin bir kalktık yukarı merdivenle yukarı koşa koşa gidiyor. Meksud Emice adam dirildi. Ulan adam namazı bozuyor Meksud Emice hemen ağza veriyor mermiyi diye vuralım onu diye İstanbul'dan gelenlere ne diyecek diye yalancı çıkmayalım diye. Adam vuracak ha. Sonra ona kedi girdi anlaşıldı da şey ettik. Düşünebiliyor musun? Böyle enteresan şeyler olmayı diye bir şey yok. Oluyor işte. Ben iki ay çalıştım ya Anakent Belediyesi. Ne için? Cenaze işlerinde. ben zabıta imtihana girmiştim. Beni ettiler cenaze işlerinde. Ya ilk cenazemi Maltepe'de şey ettim. Kıldırdım. Başıma. Yok ne kıldırmasın. Buna adam müteahhit tamam mı? Başı büyükte villası varmış. Çok zengin kocaman bir adam. Bizim hemşerim. Tabi ben inşaatın önüne eskiden kireç kuyusu kazılıyor ya. Kalasın üzerine geçerken adam devrildi, düştü, kuyuya boğuldu. Kireç kuyusuna biliyor musun? Orada adam ölmüş, elbiselerle beraber. Ulan ben de dedim ki ne yapayım arkadaşım? Biz gittik kalabalık, savcı geldi, araştırma falan filan. Beraber takıldık adam peşine, gittik mi başı büyüyor villasına. Şimdi ikin namazına bu adamı defnedecekler, hoca bulamayla düşünebiliyor musun o zaman? Bizim bir arkadaş vardı, muzipluk olsun diye. Ya, bu Ali Bili dedi, hocalık dedi. Hocalık yapmış. Yapmış mısın? Hem yapmış. De oflu. He. Hem de oflu. Hocam dedi bize yardımcı olur musun? İyi. Ben de ne bileyim gittim açtım odaya arkadaş adam uzanmış oraya. Elbiseleriyle boğuldu ya tahtanın üzerine.
Onları çez, çıga, yıga, bir sürü iş. Ulan arkadaşı, ben buna ne edeyim şimdi dedim, tamam. Çıktım dışarı, karısını çağırın bana dedim. Geldi karısı, dedim bunu yıkamaması lazım. Niye? Dedim şehittir dedim. Attım kafadan, ne edeyim, kurtarmak için. Ulan neyse sardık Amerikan kaputbezini, ayaklarını bağladık, götürdük mezara şimdi. Ben üstüne şey oturuyorum, bunu şimdi mezara kıbleye doğru doğrultuyla adamı. Döneyim bu tarafa, durmaya ki tabut yok onda. Ulan toprak kuyuyla falan filan, ben de bir an önce kaçmak isteyelim bunu. Kalktım ayağa dedim mezarın içinde adamlara. Bir akın dedim, isterse ayak ayak üstüne atar dedim, lan size ne dedim. Bir akın istediği gibi yatsın dedim. Ne isterseniz adamı dedim. Ulan niyeyse kapattık şeyi. Senin bu anlattığım şey 76-77 senesi. Ulan arkadaş, baktım ki bu bize öğrenmiştik biliyor musun? Bizim şimdi hocaların bir şeyi var biliyor musun? Ve zarf taktiğimiz var. Zarf mesela bir şey okudun da bir şey yaptın diyeyim. Zarfı çaktırmadan cebe indir. Kocalar cep kapakları açık olur. Yani böyle kapaklı cep. Yok. Şimdi koca zarfı cebine koyacaksın var ya bak Turgay. Buraya koyuyorsun, bu elini tutacaksın. Bu elini tuttun mu daha vermezsen ki adam. O bir elini tutarak tamam mı? Olmaz falan filan. Buradan cebe insin diye. Ben bu taktiği öğrenmişim. Ulan baktım bu sosyete, kadın sosyete, erkek sosyete buraya. Bunlar dedim zarf işini bilmeyiler. Ben de buradan bir şey alamayacağım. En iyisi kendi imkanlarımdan bir şey diyeyim. Abi telkinde Arapça okuyorum, düşünebilir misin? Sonunda var ya gırgır olsun diye, he öyle dur dedim. Tamam, Türkçe bağırarak dedim. Geri çekildim. Hemen karısı, hocam dedi, hep Arapça okudunuz da dedi. Sonunda Türkçe he öyle dur niye dedin? Dedim önemli değil ya, adam rahmetliyle bir ara göz göze geldik de. Sordu bana, hocam 48 beden mi giyiyorsun? Ben de öyle dur dedim, tamam mı? Kadın var ya 35 takım beymen elbise verdi bana. Abi ofa giydiğimi de düşünemedim, bir bağol elbise var. Markaya böyle açmışım. 76 de ne arar? Ofa ilk defa beymen elbiseyle giydim. Cenazeden aldığımızı demedik tabii. Diyor ki iyi yayınlar, sizi izlemekten babam teraviye gitmedi. Bugün kırıldık gülmekten, bir ricam olacak. Obama'nın Türkiye'ye gelişini anlatır mı diyor. Var mı öyle bir şey? Yok, Obama aslında ofludur. Şimdi ben aslında bunu diyorum yani. Christoph Kolomb Amerika'yı keşfetmedi. Bu gerçek yani. Çünkü evet. Christoph Kolomb'un Amerika'da, Washington'da gidin, atın üzerine heykeli var. Atlan mı gitti Amerika'ya? Christoph Kolomb şey... Nasıl gibi matbaayı bulduk mesela? İlk bizde bulmuşum matbaayı. Gittik işte Almanlar yaptığı fabrikasını yaptı şeyin. Hep böyle alındı bizim. Amerika iki tane Karadeniz'i keşfetti. Yüzerek gittiler. Yüzerek Amerika göründü. Dursun dedi, ben kesildim geri dönüyorum. Temel çıktı. Ve Atlantic City'de var ya, inanır mısın? Kayuğun içerisinde Temel'in heykeli var ya. Ciddi yani, bu şaka gelmesin. Giden olsa orada. Kumarhanenin işte, şeyinde yapmıştı heykelini. Ben Clinton'a onu dedim. Amerika'ya biz keşfettik. Ve dolayısıyla bunların bir tanesi oflu olma ihtimali var. Neden? Çünkü doların üzerine yüzen United States of America'nı yazıyor. Önce oflu, sonra Amerika. Bize minnet borçludular aslında Amerikalılar. Aslında başbakana ben diyorum. Eğer bu dolar işini biz Türkiye olarak ofta Türkiye'nin bir parçası açılımdan şey ettiğini. Tamam mı? Ver Amerika'ya mahkeme arkadaş ya. Bizim ofun ismini nasıl buraya korsunuz? Ciddi doğruyum. Büyük iş ama da oradan bir sürü para alırız ya. Peki. Diyor ki tebrik ve teşekkürlerimizle. Üsküdar'da kasabın Ali ile dayak ya, meselesi. Kasabın benim. O çok kötü bir anıdır benim için. Halen de ya düşünebiliyorsunuz. Üniversite imtihanlarına hazırlanayım. Genç talebeyim. Krem tuvalet mi ne diyorlar? Krem tuvalet. Ben onu krem tuvalet diyeyim. Tabii genç çocuğuz o zaman, yakışıklı falan filan, takım elbise giyelim. Talebe birliğine, üniversite imtihanlarına şeye gideyim, kursa gideyim. Akşam gelin, bunlar da inşaatta çalışıyorlar, tamam mı? 5-6 kişi böyle, izbanda gibi, kasabım, Mersud, Eminim, Ferem falan. Bunlar şimdi beni yakalayla kız tavlamaya giderek, tamam mı? Eskiden var ya, adam İstanbul'dan geliyordu, tamam mı? Oo, bir etekli bir tane kız gördüm falan filan. Öyle balandıra balandıra anlatır gibi. Lan çok modaydı o zaman. Nerede bir kıza laf atmak falan filan. Şimdi öyle değil. Şimdi her şey kolay değil. O zaman çok ters bir şey değil mi? Çok zor bir olay. Tabii ben de çocuk kadayla beni önderim ve kandırıyla beni, tamam mı aslında? 6 kişi arkamda, bir de ben 7 kişi. Ben kıza ne diysem onlar da koru halinde aynısını tekrar ediyor. Tamam mı? Geldim Üsküdar iskelesine, tamam mı? Ya bir
Biliyorum artık bizim Uşaklar orada. Katile beni önüne. Bir kıza başladın laf atma. Onlar da tekrar dedi. Tam çeşme var Üsküdar meydanında. Oraya geldik. Abi havalı bu boyu bu kadar yok ha. İzmandaki gibi böyle çocuk. Kısa boylu. Bir dakika dedi ya ne dedi bir kıza dedi 6-7 kişi laf atılır mı demiş. Burası İstanbul demiş. Ya biriniz geçin demiş yahut da demiş. Kız rahatsız oluyor. Hakikaten de kız rahatsız oluyor. Kaçtı gitti kız. Lan ben de arkaya baktım 6 kişi var. Bir de ben 7 kişi. E bir tek başına çocuk. Sana ne dedim tamam mı? Der demez Maksud da beni böyle geri çekiyor. Yani biraz işini ben bitireyim. Abi ha böyle çekerken çocuk var ya. Ellerini bir sivirdi. Bir yumruk buradan bir kaptırdın mı? Ben uzandım yere. Hafif yağmur ya. Uzandım yere. Ama uyanık. Niye? Vurduğunu düşürüyor adam. Kalk yerdeyken bir şey demiyor adam. Ulan ben uzandım öyle. Bir yumruk lan. Bu Maksud değil Maksud oğlum. Kalkma vuracaksa. Gagaya yine bir tane vuruyor düşüyor aşağı. Allah Çinili karakola geldi. Bizi topladı karakola. Ben şimdi komiserle komiserin önünde oturuyorum böyle. Tamam az dayak yemişik. Elbise biraz gitti ama. Onlar da benim arkamda bizim ekip. Çocuk karşımda. Komiser dedi ki davacı mısınız? Bu adam boksörmüş demiş. Sizi uyarması lazım falan filan. Dedim komiserim ha boyun lan dedim. 7 kişi yediyor o adama. Bir madalya da senin vermen lazım dedim. Ben dedim davayı bağışladım. Çocuk da hakikaten çok efendi çocuk ha. Kalktık sarıldık birbirine falan barıştık. Çocuk da dedi ki buyurun dedi bir çay içelim falan. Hepimiz karar verdi gitmem yoksa değil ben gelmem. Niye oğlum dedim daha devamayacak bizi söz verdim. Korkudan. Abi samimi söylüyorum var ya. Bir baktım ki Turgay çoraplarının içine sokmuş pantolonların pazarlayın. Dedim ulan Maksud ha buraya dedim, buraya İstanbul ha bu nedir TRT'den karşıya mı geçin? Çamurlu yollardan mı gidiyorsun dedim. Bu nedir pazarlarına soktun şeyi? Abi dedi inşaatın peşinci kadından düştüm bir şey olmadı. Bu çocuk dedi beni mahvetti. Donamaya tuttum. Ulan Esettin şey yapmış. O gitti eve ondan sonra bir ama o gün bugün var ya bir kız görsem kafayı hemen çeviriyorum. O buradan mıydı? İyi bir ders oldu biz. 7 kişi yediyordu adam. Ama çocuk çok efendi çünkü yerdeyken bir şey demiyor. Yere kalkmayacaksın ama. Ayıya da öyle yapmak lazımmış. Hı? Ayıya. Ayıya? Ayı numarası yapınca ayı bir şey yapmıyormuş. Ne yapmaz onu Karadeniz'de. Adam Malpete köyüne götürüyor ayı. Vuruyor indiriyor aşağı demiş ki değil mi? Ben demiş bunu vurayım demiş. Vurdu ayıyı. Ulan jandarma çağırdı onu karakola. Demiş niye ayıyı vurdun demiş. Ya demiş köylüyü kurtardım. Balpadiklerini mahvediydi. Oğlum demiş av mevsimi yasa ama ayıyı nasıl vurursun? Ceza vereceğim sana. Demiş sen hakim bey sen kafayı mı yedin demiş ya. Ben ayıyı vurdum da falan. Kanunda bile yazıyor. Peki o kanunu kim yazdı diye. Ben yazmadım diyor oğlum diye. Büyük meclisinde diye milletvekilleri yazdı bu kanunu. Benimle alakası yok. Diye hakim bey beni vur gam yersem şerefsizim. Ayının ki mecliste adamı var benim yok. Ölmeye hak ettim demiş. Adam ne edelim arkadaşım. Oflani Ali abi ağzına sağlık. Bu akşam çok keyifli bir akşam oldu. Bunu yaşattın bize. Ekran başındaki izleyicilere de ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Aslında bütün Ülke TV çalışanlarına gerçekten emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah-u Teala sizi var etsin. Allah-u Teala bu dinleyenleri, seyircileri mutluluktan ayırmasın. Güler yüzlükten ayırmasın. Gazabele göstermesin. Ve Allah-u Teala bu memleketin birlik beraberliğini bozmasın diyorum. Bu dileklerimle ben de sizlere, herkese saygılar sunuyorum. Eksik olma. Evet geldik bu gece de programımızın sonuna. Ben elimden geleni yaptım. Biraz daha keyifli olun, biraz daha keyiflenin diye. Ve her zaman olduğu gibi Turgay Güler hepinize iyi geceler.